Böyle habersiz gelip kapına dayandığım için özür dilerim. Filiz, ne diyorsun sen ya? Bana gelmen için araman mı gerekiyordu? Bu da nereden çıktı? Anlaşılan kesinlikle aramam gerekiyormuş. Bir dakika ya, ne oluyor? Filiz. Hiçbir şey anlamadım. Filiz, saçmalama bir dakika. Filiz. Pardon. Pardon ya, galiba ters bir şeye neden oldum. Evet küçük hanım, hem de çok ters bir şeye neden oldunuz. Özür dilerim, bilmiyordum. Yani siz, yani Filiz Hanım'la siz, Murat Bey sizin bir ilişkiniz olmadığını söyleyince ben de rahat davrandım açıkçası. Tekrar özür dilerim. Bir dakika, siz ne dediniz? Özür dilerim dedim. Hayır, ondan önce Murat'la ilgili bir şey söylediniz. Murat'la ilgili mi? Ha, bana sizinle ilgili bilgi verdi. Açıkçası ben de çanak tuttum. Ayrıca açık pazar tanıtım işini çok istiyordum. Sizinle konuşmam gerektiğini söyledi. Son kararı siz verecekmişsiniz. Anladım. Her şeyi karıştırdım değil mi? Nasıl tamir edebilirim? Ne isterseniz yaparım. Artık sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ortalığın karışmasına sebep olan siz değilsiniz. Murat Bey'den söz ediyorsanız ona ben de çok kızdım şimdi. Düştüğüm duruma bakın ya, rezalet. Size asılan kız oldum. Üstelik bu akşam beni bara davet etti. Ama gitmeyeceğim. Hiç havamda değilim doğrusu. Bir an önce eve gidip kendime gelmek istiyorum. Murat Bey sizi hangi bara davet etti? Yusuf yarın memleketine dönüyor abi, biliyorsun. Ne yapacağız peki? Başka biri var mı? Mehmet diye biri var abi. 2 ay önce hapisten çıktı. Bizim nakliye şirketinde küçük bir iş verdik. Sağlam adamdır. İyi de şofördür. Sen iyi diyorsan tamamdır. Vallahi abi, en önemlisi güvenilir. O içerideyken ailesiyle biz ilgilendik. Bize bağlıdır. Tamam o zaman. Demek memleketine dönüyorsun Yusuf. Pederi kaybedince mecbur kaldık Kemal Bey. Ne yapalım? Madem gitmen gerekiyor o zaman gideceksin tabii. Hoş geldin kızım. Merhaba. Ben bir yukarı çıkayım önce, sonra görüşürüz. Nesi var bunun? Ne bileyim. Gidip bir baksana Handan. Sen yemeği hazırla Zeynep, bahçede yiyeceğiz. Hemen Handan Hanım. Filiz, olayı bu kadar büyütmene sinir oluyorum, haberin olsun. Ne bu yani? Seninle bir şey konuşamayacak mıyız kızım? Ben senin annenim, düşmanın değil. Anne, tartışacak halde değilim. Yalnız kalmak istiyorum. Ben de aynı durumdayım ama odana kadar geldim. Nazik ol küçük hanım, karşında annen duruyor.
Anne ne olur sonra konuşsak ya. Bence sıcağı sıcağına konuşmamız lazım. Bu meseleyi hemen halledelim. Bu öyle hemen halledilecek bir şey mi? Senin için ne kadar kolay ya. Kolay tabii. İşi zorlaştıran sensin. Her şey apaçık ortada. Seni üzecek bir adamdan nedense bir türlü kopamıyorsun. Nerede senin aklın? Nerede mantığın? Ya sanki böyle bir şey akılla mantıkla çözülüyor da ben beceremiyorum. Ya bir de sen üstüme geliyorsun ya. Seni üzmek istemedim kızım. Bunu ister miyim hiç? Sen benim canımsın. Haklısın. Galiba fazla üstüne geldim. Sen beni affet kızım. Birazdan toparlanırım, merak etme. Ya sinirlerim çok bozuk. Bozuk tabii, belli. Tamam. Hadi bir duş al, kendine gelirsin. Küveti hazırlayayım mı sana? Ben yaparım. O zaman aşağı iniyorum. Zeynep yemeği hazırladı. Erol'u gördün mü Zeynep? Bahçede Handan Hanım sizi bekliyor. Tamam, hemen çıkacağım. Efendim? Murat, neler oluyor? Ne gibi? Filiz yukarıda perişan durumda. Ben de bilmiyorum ama birazdan öğrenirim. Nasıl öğreneceksin? Eda bu akşam Yılmaz'a gitti. Tam da Filiz'in orada olacağı saatlerde. Onun için yüzük yerdeydi. Ne dediniz? Yüzüğü fırlatıp atmış. Galiba senin sözünü ettiğin yüzük bu. O zaman kız başarmış. Senden korkulur Murat. Vallahi ben bir şey yapmadım. Sadece kızın sorularını cevapladım. Tamam, sonra konuşuruz. Olanları merak ediyorum. Tamam Anne Hanım. İyi akşamlar. İçkimi tazeleyeceğim. Hemen Murat Bey. Bu ne sürpriz böyle Yılmaz Bey? Siz buralara takılır mıydınız? Başkasını bekliyordum biliyorum. Sana küçük bir sürpriz yapmak istedim. Anlamadım. Anlamak istemiyorum desen daha doğru olur. Eda desem anlar mısın? Ne olmuş Eda'ya? Bir de soruyorsun, sinseri. Bir şey yok canım. Yılmaz Bey doğası gereği biraz öfkelidir. Biz alıştık artık. Neden kıza benimle ilgili bilgi verdin? Merak ediyordu. Senden hoşlanmış, ne var bunda? Bana teşekkür edeceğine kızıyorsun. Numara yapma Murat. Anlamıyorum seni. Eda gibi bir kız seninle ilgileniyor, sevineceğine bozuluyorsun. Nedir senin derdin? Gören de gizli bir aşkın falan var sence. Bana kızı ayarlamak sana mı kaldı? Sen kendi işine baksana. Olur. Bakarım. Sen de biraz sakin ol. Meseleyi niye bu kadar büyüttün hiç anlamadım. Anlaman gerekmiyor zaten. Sana bir tavsiyem var Murat Efendi. İşlerime burnunu sokma. Yoksa az önce gördüğün öfkem taşabilir. Doğan böyle biliyorsun. Bu kadar halsiz olmam normal mi doktor bey? Normal. Hastalığınızın seyri bu. Zamanla daha da artacak. Daha da artacak mı? Yani hiç ayağa kalkamayacaksın demek istiyorsunuz. İnşallah o noktaya kadar gelmeden bebek dünyaya gelecek. Umudumuz bu.
Bizim yapmamız gereken bir şey var mı doktor bey? Şimdilik yok. Zaten yarın sabah için bazı testler istedim. Hala mı test ya? Ne zaman sona erecek bunlar doktor bey? Daha dün bir sürü test yapıldı. İyi kontrol edebilmemiz için testler gerekli. Zaman zaman tekrarlayacağız. İyi geceler. İyi geceler. Sağ olun. Açmıyor telefonu ya. Açmıyor kardeşim. Beni deli etmek istiyor sanki. Çalıyor, tık kapanıyor. Sen de aramaktan vazgeçsen artık. Açmayacak belli. Niye arayıp duruyorsun? Bilsem. Nasılsınız çocuklar? Hayır abi, ben iyiyim de. Ben kötüyüm Hayır abi. Ne oldu? Yardıma ihtiyacın var mı? Kadınlar abi. Mesele onlar olunca kimsenin yardımı olamaz. Filiz de arayı bozmuş. Niye? Çok iyi gidiyordu. Bizim yakışıklı oğlumuz başka kadınların da ilgisini çekince kıyametler kopmuş işte. Anladım. Yakışıklılık da başa bela be kardeşim. Siz dalganızı geçin bakalım. Hayır, bu tuzağa nasıl düşer ona kızıyorum ya. Cin gibi kızın birden beyni duruyor. Kendini onun yerine koydun mu? Aynı durumda sen olsan ne yapardın? Ya öyle boru gibi ötmek kolay. Artık gidip gönlünü al da halleş şu işi. Uzatmayın, size yakışmıyor. Niye gönlünü alacağım, suçlu muyum ben? Değilsin ama bunu ona anlatman gerekmiyor mu? Hayır, gerekmiyor. İyi, sen bilirsin. Doktor bey, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Elif'in durumu kötüye mi gidiyor? Ama benimle açık konuşun. Şimdilik durumunda endişe edilecek bir şey yok. Ama sizin içiniz rahat değil. Tabii değil. Bu çok ciddi bir hastalık Ömer Bey. Her şey aniden değişebilir. Hepimiz zor günler yaşayabiliriz. Ben Elif Hanım'ın doktoru olarak, sizler de yakınları olarak. Ya bana günden güne soluyor gibi geliyor doktor bey. Çünkü hastalıkla savaşıyor. Bize umut veren de bu. Elif Hanım çok cesur bir hanım. Durumundan hiç şikayet etmedi. Öyledir. O zaman siz de metin olmak zorundasınız. Özellikle onun yanında. Özür dilerim. Yani ben birden panikledim. Tabii, farkındayım. Sizin durumunuz da zor. Ama şu anda korkulacak bir şey yok. Olursa size haber vermem gerekecek zaten. Bu saklanamaz. Tamam. Teşekkür ederim. İyi geceler. Arasak mı? Hayır, hiç geç kalmazdı da. Gelmeyecekse boşuna beklemeyelim diye söylüyorum. Yılmaz, bir arasana. Toplantı odasına bağla. Aramanıza gerek yok. Biz başlayalım. Yok, arama. Vazgeçtik. Yani Yılmaz Bey olmadan mı karar vereceğiz? Evet. Olamaz mı? Ne bileyim. Olur herhalde. Benim favorim bu. Tülin. Geciktiğim için özür dilerim. Evet, siz kaldığınız yerden devam edin. Biliyorsun, açık pazar için model seçiyoruz. Evet, biliyorum. Filiz de Tülin'i öneriyordu. Tülin mi, o da kim? Ben hiç beğenmedim. Bu ne ya? Bu kızlardan adım başı var zaten. Biz ilginç birini aramıyor muyuz? Bence Eda çok uygun. Zaten herkes bu konuda hemfikir değil miydi? Öyleydi de sen itiraz etmiştin. Şimdi fikrimi değiştirdim. Bence Eda çok uygun. Çok güzel bir kız. Değişik, zeki bir ifadesi var. Tamam o zaman. Herkes ne diyor? İyi, ben tamam diyorum. Ben de. Benim oyuma gerek yok zaten.
Çoğunluğu sağladınız. Niye telefonunu açmıyorsun ha? 100 kere aradım. Niye yüzüme kapatıyorsun? Çünkü sesini duymak sinirimi bozuyor. Benim de tık diye kapanan telefonlar sinirimi bozuyor. Hem suçlu hem güçlüsün ya. Senin bana kızmaya hakkın var mı? Senin varsa benim de var. İnanmıyorum ya. Sanki odasında kız saklayan benmişim gibi. Lafa bak. Odasında kız saklayan o değilmiş. Sen de buna inandın ya pes doğrusu. Vallahi gözümden düştün Filiz. Allah Allah. Sen bir kere bana açıklama borçlusun. O kız odağında ne arıyordu? Vallahi gömlek üstüme süper oldu. Üstüne konabilirim. Bu da yetmiyormuş gibi bir de oyunu ondan yana kullanıyorsun. Buna ne diyeceksin bakalım? Var mı bir açıklaman? Sana en ufak bir açıklama yapmayacağım. Yaparsam hadi. Çok merak ediyorsan kendi de öğrenirsin. İnşallah Emine abi bir an önce çıkar da Müjgan abla senin sırtından biraz yük alır. Ya onun yolu üstüne geldi baksana. Şimdi en önemlisi Elif'in şu vartayı atlatması. Gerisi nasıl olsa hallolur. Nasılsa hastanede Müjgan. Allah'tan fark etmişsiniz. Ya bilmeseydiniz? Ay tabii tabii Allah'a şükür. Güzelim kıza nazar değdi be. Peki babasının durumundan haberi var mı? Yok yok aman ağzınızdan kaçırmayın. Sonra söyleriz. Hayırlısıyla Emin dışarı çıksın da. Tabii. Ne diyecek acaba? Birden babası çıkacak karşısına. Hı hı. Elif babasına çok düşkündü. Son gece gitmemesi için nasıl yalvarmıştı. Hiç gözümün önünden gitmiyor. Ama neler yaşadık be. Kızımın tam yüzü gülecek şimdi de bu hastalık çıktı. İnşallah. Selam bayanlar. Hoş geldin. Ne haber? İyidir vallahi. Müjgan abla ben açık pazara gidiyorum da istersen seni hastaneye bırakayım dedim. Ay yaşa be Ali. Hadi yavrum. Hadi kızlar ben çıkıyorum. Elif'e selam söyle. Selam söyle. Söyle. Akşamüstü hep birlikte ziyaretine geliyoruz söyle ona. Tamam İnşallah. Canım hadi hoşça kalın. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Buyur ablacığım. Sağ ol oğlum. Hay Allah. Hadi 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 oturmak yok. Nereye oturuyorsunuz? Kalkın hadi. Hadi dur iki daha boşluksan içeri. Hadi. Çok heyecanlıyım. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik Nalan. Yarın son duruşma. Peki sizin düşünceniz ne? Karar ne yönde olacak? Aslında Emin Bey cezasının büyük bir kısmını zaten tamamlamış. Bir sorun olacağını sanmıyorum. Yani yarın bırakılır mı diyorsunuz? Bu ihtimalin çok yüksek olduğunu söylüyor. Yarın bir an önce gelse. Daha akşam bile olmadı. Artık bu küçük hanımı sakinleştirmek size düşüyor. O biraz zor ya deneyeceğiz. Arabayla gezdiririz belki biraz. Vallahi bu bana da iyi gelir. Yarın adliyede görüşürüz Aziz abi. Tamam Nala. Yılmaz'a selam söyle. Söylerim. Görüşmek üzere. İyi günler. Güle güle çocuklar. Ben çıkıyorum. Geri dönmeyeceğim. Arayan olursa not alırsın tamam mı? Tamam Filiz Hanım. Yalnız Eda Hanım ne olacak? Az önce tekrar aradı. Sabahtan beri belki 10 kez aradı. Herhalde önemli bir şey var. Vardır tabii. Neyse ara bakalım madem kaçışımız yok. Eda Hanım. Evet buyurun. İyi günler. Ben tek stilden arıyorum. Filiz Hanım görüşecek. Tabii. Alo. Filiz Hanım merhaba. Bütün gün size ulaşmaya çalıştım ama başaramadım. Evet. Sonunda başardınız işte. Konuşmamız lazım. Bana 15 dakika ayırırsanız çok sevinirim. Ne konuşacaksınız benimle? Eğer işle ilgili bir şeyse... İşle ilgili değil. Biliyorsunuz telefonda olmaz. Buluşmamız lazım. Yarım saat sonra bir yerde buluşabiliriz. Ama fazla vaktim yok. Şimdiden söyleyeyim. Biliyorum. Nerede buluşalım? Nasıl? Alıştın mı işe Mehmet? Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Thank you.
Artık etrafta kuş uçurtmuyorlar Alice. İşimiz iyice zorlaştı. Hele Kemal Sadık onunla yaklaşmak iyice zorlaştı. Sen kaleyi içten fethetmek diye bir şey duydun mu? Duydum. Daha burada işe yaramaz Meral Hanım. Niye? Kemal'in adamlarını kullanmak istiyorsanız neredeyse imkansız. Hepsi ona çok bağlı. Ne olmuş yani? Yani başka bir şey düşünmemiz lazım. Ben bu düşünceyi sevdim ama. Şoför her zaman yanında olanlardan biri değil mi? Mehmet, yeni. Eski şoför Yusuf dün memleketine döndü. Babası ölünce iş başa düştü. Ailesinin tarlalarıyla o uğraşacak artık. Bu nasıl biri? Pek tanımıyorum. 2 ay önce hapisten çıktı. O içerideyken ailesine Kemal Sadıkoğlu baktı. İlginç. Neden girdi içeri? Nakliye şirketindeki bir mesele yüzünden. Tam bilmiyorum. Bu Mehmet ilgimi çekti Halis. Onunla kısa bir konuşma yapmak isterim. Belki ikna edebilirim. Bilirsin. Benim ikna kabiliyetim kuvvetlidir. Bu görüşmeyi ayarlamak da sana düşüyor. Artık böyle şeylerle de ben uğraşmayayım. Tamam Meral Hanım. Nasıl isterseniz. Demek bir oğlum var bana. Okuyor değil mi? Bu yıl 5. sınıfı bitiriyor Kemal abi. Ya çocuklar şimdi ilk eğitim 8 yıl oldu değil mi? Buna aklım ermedi gitti. Yani ortaokul diye bir şey yok şimdi öyle mi? O mazide kaldı abi. Çocuklar ben cumartesileri yarım gün okula gittiğimi hatırlarım. Şimdi unuttuk ama o zaman cumartesi günleri resmi iş yerleri de açık olurdu. Senin tevellüt eski tabii abi. Zaman nasıl geçiyor çocuklar? Nasıl hızlı akıp gidiyor? Vallahi o günler sanki dün gibi. Vallahi zaman konusunda haklısın Kemal abi. Karneyi alalım, elinizi öpmeye geleceğiz Kemal abi. Tabii gelin, tabii gelin. Çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir karışıklık yaşadık. Bu yüzden uykularım kaçtı. Dert etmeyin, geçer. Bana kızgınsınız biliyorum. Yine de size olanları anlatmak istiyorum. Sonra ne isterseniz düşünün. Niye kendinizi buna zorunlu hissettiğinizi anlayamadım. Zorunlu hissediyorum çünkü ortaya çıkan manzara yanlış anlamaya çok açık. Önce şunu açıkça itiraf edeyim. Yılmaz Bey gerçekten çok hoş biri. Yani ondan etkilenmedim desem yalan olur. Ama benim asıl derdim açık pazar tanıtım işini kapmaktı. Bu konuda da bildiğiniz gibi Murat Bey beni destekliyordu. Son toplantıda Yılmaz Bey buna karşı çıkınca Murat Bey'le tekrar konuşmak istedim ne oluyor diye. O da beni gidip Yılmaz Bey'le konuşmam için yüreklendirdi. Neden? Sanırım ondan etkilendiğimin o da farkına vardı. Bir çeşit arabuluculuk yaptı. Bir ilişkisi olmadığını da söylediğine göre. O zaman Yılmaz'ın adresini de Murat verdi. Evet. Hemen gitmemi, akşam dışarı çıkabileceğini söyledi. Kaçırmamak için ben de fırlayıp gittim. Yılmaz Bey beni pek sıcak karşılamadı. Orada kalma süremin uzamasını üstüme dökülen elma suyuna borçluyum. Bayat bir numara. Hem de nasıl. Ama bu kadar soğuk karşılanınca hazır çözümlerden birini kullandım. İlişkiniz olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Bilseydim size gelirdim zaten. Daha kestirme bir yol olurdu. Bu kadar açık olduğunuz için teşekkür ederim. Oh be rahatladım. Öyle şeyler hiç bana göre değil. İş için dolap çevirmek filan. Yüzüme gözüme bulaştırdım zaten. Küçük kızım, az önce bütün mahalle buradaydı. Şükrü ablan ünlü kurabiyelerinden yapıp getirmiş. Aceleyle yaptım ama inşallah iyi olmuştur. Olmuş. Sağ ol. Fadime sana patik örmüş. Kız olduğun için pembenin canını okumuş. Hırkası da yolda. Bak, bunu da ben yaptım. Ay ne zahmet ettin ya. Çok güzel olmuş. Kezban'la Fatma da yatak örtüsü dikmişler. Sema benim iyi bir anne olacağımdan kuşkulu anlaşılan. Kız, vallahi her şeyi yazmışlar. Bebek kullanma kılavuzu gibi ayol. Melahat abla bütün marifetlerini döktürmüş.
Bu Açık bir. Daha hızlı da mı var Melat? Aa, olmaz mı? Var tabii. Onları da yarın gelirken getireceğim. Kadriye yatak takımı dikiyormuş ama her zamanki gibi yetiştirememiş. Sen eli boş mu geldin? Yetiştiremedim. Hepsini çok özlemişim. En çok da onlarla birlikte eğlenerek çalışmayı. Ama bir an önce sana kavuşmak her şeyden önemli. Bu yüzden şikayet etmiyorum. Benimle konuşmak ister misin? Sana bazı sorularım var Murat. Sor. Sen ne zamandır entrika çeviren biri oldun? Hı? Ve ne zamandır bu kadar güvenilmez birisin? Neden böyle düşündüğünü söylersen belki cevap verebilirim. Az önce Eda ile buluştum. Bana aranızda geçen konuşmayı anlattı. Yılmaz'la ilgili olan konuşmayı. Ne varmış konuşmamızda? Kızı Yılmaz'a doğru adeta itmişsin Murat. İyi de ne olmuş itmişsem? Bekar bir kadın ve bekar bir erkekten söz etmiyor muyuz? Sorun ne anlamıyorum. Yılmaz Bey de gelip bunun hesabını soruyor benden. Şaşırdım. Eda çok hoş bir kız. Benden bilgi istedi, ben de verdim. Ah, ne kadar iyisin. Ben de buna inandım. Bu senin sorunun Filiz. Üstelik çok ucuz bir numara bulmuşsun. Bari biraz kafanı çalıştırsaydın. Yılmaz'la ilişkimi ne zamandır biliyorsun? Ha tabii bir de annem biliyor. Yoksa onunla da mı konuştunuz? Murat sana bir soru sordum. Buna cevap vermek zorunda değilim. Cevap vermiş oldun zaten. Anneme bak ya. Bu numarayı birlikte mi hazırladınız yoksa? Handan Hanım'a boşuna yüklenme. Olay kendi kendine gelişti. Ve annemin haberi yok. Senin için çok üzülüyor Filiz. O senin annen, düşmanın değil. Bu cümleyi ondan da duymuştum. Hoş geldiniz. Elif Hanım nasıl? Vallahi biz çok iyi gördük ama... Halsizlikten şikayet ediyor. Bu da normalmiş. İnşallah sağlıklı bir doğum yapacak. Ben inanıyorum buna. İnşallah. Nasılsın kızım? İyiyim babacığım. Ben bir yukarı çıkayım. Tamam. Neyin var senin? Murat'la konuştum anne. Dönen oyunlardan haberim var. Ya böyle bir şeye nasıl alet olduğunu anlamıyorum. Bir şeye alet olduğum falan yok. En azından bilmediğini söyleme bari. Evet biliyordum. Seni kötü görünce Murat'ı arayıp öğrendim. Bakıyorum birden Murat en yakın dostun oldu. Saygısızlık etme. Herkesi kendine düşman ilan etmeye başladın. Tehlikeli bir durum bu. Sen beni o halde görüp sesini bile çıkarmadın ya. Pes doğrusu. Bu konudaki düşüncelerimi biliyorsun kızım. Yeniden tartışmayalım. Ben Yılmaz'la arkadaş olmana bile karşıyım. Hepimiz öyle. Baban, Ömer. Sen onunla evlenmeye kalkıyorsun. Susup oturmamızı mı bekliyorsun? Bu adamı aileye sokacaksın. Biz de olur diyeceğiz öyle mi? Bu benim hayatım. İstemiyorsanız onunla görüşmezsiniz. Yavaş konuş. Babanın hiçbir şeyden haberi yok. Bari onu üzme. Baban bilse beni anlardı. Keşke haberi olsaydı. En azından arkamdan iş çevirmezdi. Oturur konuşurduk. Bu riski göze alabiliyorsan anlat o zaman. Zamanı gelince anlatacağım tabii. Siz ne yapıyorsunuz burada? Elif'e anlatıyordum. Bu akşam yemeği nerede yiyoruz? Ben yemekte dışarıda olacağım. Anneme söyledim. Yakın bir arkadaşıma uğramam lazım. Biraz kalbini kırdım. Becerebilirsem onarmaya çalışacağım. Biz tanıyor muyuz bu arkadaşı? Unutmuş olabilirsin. Sonra anlatırım. Şimdi çıkmam lazım. Peki git bakalım. Görüşürüz. Sen tanıyor musun bu arkadaşı? Evet. Liseden bir kız. Sen de görsen hatırlarsın. Hadi gel biz de biraz yürüyelim. Bunu aldım.
Filiz. Hoş geldin kızım, buyur. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yılmaz otelinde değilmiş. Burada mı acaba? Onunla konuşmam lazım. Burada yok. Fahriye'ye gitti. Ben de oraya gidiyorum. Sen de benimle gel istersen. Tamam. Ben çantamı alıp geleyim. Ben hala anlamadım abi. Neden olanları anlatmadın ki Filiz'e? Niye anlatayım? Bana hakaret etti. Düşündükçe deliriyorum ya. Bu yaptığı bana hakarettir Salih. Bunu yapacak biri miyim ben? Yani bir kızı eve atacak biri miyim ben? Çok ayıp böyle bir şey düşünmek ya. Oğlum kıskançlık işte. Sen bunun alasını yaparsın ya. Neyse. Bak ne diyor ya. Şimdi kızgınsın, uzatmayayım ben. Oğlum işin bir mantığı var. Ben böyle mantıksız kıskançlık yapmam. Üstelik bu olay buram buram tuzak kokuyor. Filiz Hanım da küt diye içine düşüyor. Nerede kaldı birbirimize olan sevgimiz? Yani böyle ufak bir esintide dağılacaksak dağılalım gitsin. Geçer bunlar, hallolur. Ayrıca da güzel. Bazen tatsızlık çıkması iyidir. Sen de yangına körükle gitme Salih. Bırak Bahriye ya. Ben adamımı bilmez miyim? Yarına bu iş hallolur, görürsün. Annemdir, ben bakarım. Merhaba. Merhaba. Ah Filiz, ne güzel sürpriz. Merhaba Fahriye, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Hoş geldin Filiz. Merhaba. Otursana anneciğim. Yarına bile kalmadı, gördün mü? Yılmaz, biraz konuşabilir miyiz? Biz biraz dışarı çıkıyoruz, tamam mı? Tamam tamam, keyfinize bakın. Çaya yetişin ama ha. Tamam. Ne olmuş? Biraz atışmışlar işte. Olur böyle şeyler. Bugün Eda gelip benimle konuştu. Olanları anlatmak istemiş. Yılmaz, ben çok kötü davrandım. Özür dilerim. Sanki kıskançlıktan gözüm döndü. Annemle de berbat bir konuşma yaptım. Üstüne bir de... Eda anlatınca inandın demek. Bundan sonra bir sorunumuz olursa Eda'yı çağırırız. Benden çok ona güvendiğine göre. Haklısın. Sana güvenmem lazımdı. Üstelik olay da çok klişeydi. Buram buram tuzak kokuyordu. Geçmişte bana güvenmemeni anlıyorum. O zaman haklıydın. Ama sana evlenme teklif ettim Filiz. Seni seviyorum dedim. Kalbimi açtım sana. Böyle adi çapkınlıklar peşinde olsam bunları niye yapayım? Beni sakın kendi çevrendeki adamlarla karıştırma. Etrafına bak Filiz. Bu mahallede büyüdüm ben. Burada birini sevdim dedim mi olay bitmiştir. Sevda dediğin şey bu kadar ucuz mu? Yılmaz sus artık. Ne olur. Çok utanıyorum. Yaptım bir eşeklik işte. Estağfurullah. Beni affetmen için ne istersen yaparım. Ha? Ne istersen. Gel buraya, gel. Seni kaybediyorum diye ödüm koptu. O kadar kolay mı bu? Hı? O kadar kolay mı bu? Değil, değil mi? Hayır, değil. Yani kıskanman hoşuma gitmedi değil. Artık bana güven olur mu? Sana güveniyorum sevgilim. Sen benim her şeyimsin, bunu biliyorsun. Yılmaz, hemen evlenelim. Hemen, artık vakit kaybetmeyelim. Ailen ne olacak? Alışacaklar. Herkes alışacak. Çünkü hayatımızın en güzel günleri geçip gidiyor. Ben dünden razıyım, biliyorsun. Evleneceğin adamın mahalle çocuğu olduğunu farkındasın değil mi? Farkındayım tabii. O zaman bazı şeylere alışacaksın. Çaren yok. Ne gibi şeyler? Bak şimdi. Thank you.
buyur ablacığım. Abla götüreyim istersen ha? Ay yok canım, daha neler. 2 kilo şeyi taşıyamayacaksan. Tamam abla. Buyur ablacığım, yine bekleriz. Hadi hayırlı işler. Güle güle. Fahriye. Gelin hasretine nasıl dayanam gelin. Gelin. Dikkat et. Sen uyu da ben uyuyorum. Fahriye. 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 Sağ olasın abi. Siz de sağ olun Kemal abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Gazla çabuk. Hadi. Çabuk. Doğum başlamış. Hemen ameliyata alıyoruz. Bu yeni gelen teklif. İnceleyelim bakalım. Ne dersin Yılmaz? Efendim? Yılmaz, ben Cemil. Cemil? Nereden çıktın sen ya? Anlatırım Yılmaz. Ama şimdi çok acil bir durum var. Fahriye hastanede, ona haber vermek için aradım. Doğum başladı. Doğum mu başladı? Tamam, hemen geliyorum. Hangi hastane? O panikle mahallenin çıkışındaki özel hastaneye götürdüm. Tamam Cemil, hemen geliyorum. Fahriye hastanede doğuruyor. Hani daha vakit var diyordunuz. Vardı zaten abi, bu sürpriz oldu. Seninle geleyim mi Yılmaz? Yardıma ihtiyacın var mı? Tamam, olursa ararım. Alo Salih. Hayırlısı olsun. Fahriye, bir avazda, bir avazda. Hoş geldin. Ne oluyor? Neden burada? Dur, sakin ol. Bir otur bakalım önce. Halis, adamımız bu mu? Evet Meral Hanım. Beni tanıyorsun değil mi? Elbette tanıyorum. İyi. Senden bir ricamız olacak Mehmet. Merak etme, zor bir şey değil. Kemal Sadıkoğlu'yla görüşmem gerekiyor. Ama beceremiyorum. Son zamanlarda yanına yaklaşmak neredeyse imkansız. Senden bu konuda yardım rica edecektim. Çünkü evine de gidemiyoruz, şirketine de. Aramızda mutlaka halledilmesi gereken bir konu var. Onunla yüz yüze görüşmeliyim. Bu görüşme dışarıda bir yerde olacak anlaşılan. Senden istediğim şu. Onun gittiği yerleri bize bildireceksin. Biz de uygun bir yerde ona sürpriz yapacağız. Ben böyle bir şey yapamam. Az önce beni tanıdığını söylemedi mi? Meral Hanım bir şey isterse onun hemen yapılacağını bilmen lazım. Ben sadece... Sana fikrini sormuyoruz zaten. Nazik olmaya çalışıyorum Mehmet. Tepemi attırma. Hem senden önemli bir şey de istemedim. Sadece nereye gideceğini söylemen yeter dedim. İtiraz etme hakkın yok zaten. Ama yine de içini rahatlatmak istedim. Yoksa ailen bundan sonraki hayatını sensiz mi sürdürsün istiyorsun? Az önce doğuma alınan hanımın eşisiz misiniz? Evet. Şu formu hemen doldurur musunuz? Şey, ben karımı doğuma almışlar. İsim neydi? Fahriye Arıkan. Fahriye Arıkan. Bir bakalım.
Bugün bir tane doğum var ama zaten o hanımın eşi de şurada bekliyor. Dün yaptığımız toplantıda açık pazar tanıtımı için seçilecek olan modelde bir kararsızlık yaşamıştık. Sen yaşamıştın. Evet, ben yaşamıştım. Ama artık bir sorun yok. Eda ile çalışabiliriz. Düşündüm, haklısınız. En doğru aday o. Bu nedenle sizin de bu toplantıda bulunmanızı istedim. Teşekkür ederim. Toplantı bittiyse benim gitmem lazım. Aşağıda işim var. Tabii, gidebilirsin. O zaman Gökhan'a haber veriyorum ben. Çekim programını yapsın. Tamam. Hemen arıyorum. Bana ihtiyacınız var mı? Hayır, sağ ol Hakan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bir şey yapmadım. Bu herkesin ortak kararı. Ben sizin şahsi kararınız için teşekkür ediyorum zaten. Ah, az kalsın unutuyordum. Yıkandı, ütülendi. Yılmaz Bey'i iletmek üzere hazır. Size versem ayıp olur mu? Hayır. Niye ayıp olsun? Karşısına dikilip o tatsız akşamı hatırlatmak istemedim. Teşekkürlerimi de iletin lütfen. Tamam, iletirim. Alo. Filiz. Ben çıkıyorum, siz devam edin. Görüşmek üzere. Tamam. Canım, nasılsın? Hastanedeyim Filiz. Fahriye doğum yapıyor. Ne? Ama çok erken değil mi? Öyle. Aniden sancılanmış. Şimdi içeride. Hemen geliyorum. Kusura bakma canım. Durumu Filiz'e haber vermem lazımdı. Önemi yok. Fahriye'nin hamile olduğunu anlayınca seni çok aradı. Özellikle de Fahriye. Neredeyse her gün aileni aradı. Haber alamadı. Bebeği aldırmak için de gecikmiş. Bir yük gemisinde iş buldu. Uzun yol gemisi. Ailemin de haberi yoktu. Biraz yalnız kalmak istedim. Başımı dinlemek için. İyi de geldin. Cemil, Fahriye ile Salih evlendiler. Anladım. Yani senden haber çıkmayınca... Anladım Yılmaz. Fahriye'nin beni aradığını öğrenince hemen geldim. Ama geç kalmış. Salih, çocuğumun babası mı olacak? Olmaz Cemil, o senin çocuğun. Babası sensin. Salih değil. Böyle bir şey nasıl olur Cemil? Sensin. Baban zayıfladı mı, bana mı öyle geliyor? Sana öyle geliyor. Ama yorgun belli. Bence biraz dinlenmesi lazım. Siz bir yere tatile falan gitsenize. Aa, olur mu oğlum Elif bu durumdayken? Ben bir şey olursa size haber veririm. Yani doğum gerçekleşirse falan. Olmaz oğlum. Ben bir yere gidemem. Aklım burada kalır. İyi misin Erol'cum, acıktın mı? Yok. Ama uyumak iyi geldi. Filiz gelmedi mi? Bu aralar açık pazarın tanıtım işleriyle çok meşgul. Ben yavaş yavaş masayı hazırlatayım. Ömer yemekten sonra Elif'e gidecek de. Tamam. Thank you.
Evet, gözünüz aydın. Oğlunuz dünyaya geldi. Baba hanginiz? Baba benim. Oğlunuzu kuveze koyduk. Biliyorsunuz erken doğdu. Bir süre orada kalması gerekecek. Ama annenin de bebeğin de sağlık durumu iyi. Bebek ne kadar küvezde kalacak? Gelişmesine bağlı, size bildiririz. Küvez ne ya? Erken doğan bebekleri koydukları özel bir yer. Anne karnında eksik kalan gelişmesini tamamlaması için belli bir sürede orada bakılıyor. Yani kucağımıza alamayacak mıyız? Hayır. Bebeği görebilir miyiz doktor bey? Cam ekrandan görebilirsiniz. Peki anne, anneyi görebilir miyiz? Bunun için biraz beklerseniz daha iyi. Bebek bölümü ileride. Hadi. Yavrum senin söylediğin film bu değil mi? Hı hı. Heyecanlı bir filme benziyor. İnşallah söylediğin kadar geliyor. Güzeldir. Bu seansa yer yok abi. Bir sonraki ne isterseniz ver. Geç olur Kemal. Artık yarın akşam gideriz. Tamam. Boş ver ekran. Hadi gidelim. Tamam. Bebek nasıl? İyi. Çok iyi. Küveze koydular. Bir süre orada kalması gerekiyormuş. Sarılamayacak mıyım? Bunun için biraz sabredeceksin sevgilim. Cemil. Buradaydı. Az önce gitti. Sabah tekrar gelecekmiş. Biz şimdi ne yapacağız Salih? Bilmiyorum. Her şey yoluna girer. Merak etme. Sen iyisin. Bebek de sağlıklı ya. Boş ver gerisini. Alo buyurun. Bize vereceğin bir haber var mı diye sormak için aradım. Kemal Bey şimdi evine bıraktım. Dışarı çıkmıyor bu gece o zaman. Hayır çıkmıyor. Peki ne yapalım? Senden ses çıkmayınca merak ettim. Bizi habersiz bırakma Mehmet, tamam mı? Tamam. Şimdi ne olacak Yılmaz? İşler iyice karıştı. Ben de bilmiyorum ki anne. Cemil çocuğun babası. Tabii ki üzerinde hak iddia edebilir. Eder ya. Ben de bundan korkuyorum. Ama bu onun en doğal hakkı anacığım. Niye korkuyorsun? Zaten öğrenmeyecek miydi? Yani biz ona bu çocuk Salih mi diyecektik? Yok canım öyle denir mi? Bir anlaşmaya varacaklar elbet. Çocuğa tabii ki annesi bakacak. Cemil'in de onu görmeye bir hakkı olmalı. İnşallah bir tatsızlık çıkmaz. Ne olabilir ki? Niye korkuyorsun anacığım? Aman ne bileyim.
Gazetelerde falan okuyoruz türlü türlü şeyler işte. Bizim aramızda böyle şeyler olmaz, merak etme. Cemil terbiyeli çocuktur. Sen de aile sorunlarının içine düşüverdin birden. Ben de en iyi çözüm nasıl olur diye döndürüp duruyorum kafamda. Bak, müstakbel gelinini gördün mü anne? O böyledir, hemen çözüm bulmaya çalışır. Yılmaz, ben gideyim artık, geç oldu. Ben seni bırakırım. İyi geceler. Bu arada anneanne oldunuz, tebrikler. Teşekkür ederim Filiz. Güle güle. Ben Filiz'i bırakıp otele giderim anne. Yarın hastanede görüşürüz, tamam mı? Tamam oğlum. Hadi iyi geceler. Güle güle. Yılmaz. Annem bizimle ilgili ne düşünüyor? Biraz endişeli. Hissettin tabii, değil mi? Evet. Bunun Elif'le bir ilgisi var mı? Kısmen var. O akrabalık ilişkilerine kafayı fena takıyor. Ben de sorun sadece benim ailemde sanıyordum. Bunlara sakın takılma Filiz. Herkes bizi kabul etmek zorunda. Etmeyen kendi bilir. Başka çareleri yok. Ben kimseye aldırmıyorum. Sen de aldırma, olur mu? Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. İtalya işi için kurulacak şirketin hazırlıkları tamam baba. Hızlı hallettiniz işi. Vaktimiz de azaldı baba. Doğru. Şirkete güzel bir isim bulalım Filiz. Düşünelim. Oğlum, bu şirket kaç ortaklı oluyor? Bir aile şirketi oluyor anne. Merak etme, yabancı biri yok. Aman, aile dışında kimse olmasın oğlum. Yabancılar işin içine girince neler olduğunu gördük. Ben geç kaldım. Hemen çıkmam lazım. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle kızım. Hastaneye gelecek misin bugün? Öğleden sonra düşünüyorum. İyi. Görüşürüz orada. Kız da aniden karşısında Cemil'i görünce dengesini kaybetmesin mi? O sarsıntıyla da sancısı başlamasın mı? Hay Allah. Cemil Fahriye'yi alıp hastaneye götürmüş hemen. Yılmaz'a da haber vermiş. Salih? Tabii, Yılmaz da ona haber vermiş. Hepsi öylece hastanede karşı karşıya gelmişler. Ay, bu arada kızı apar topar doğuma almışlar. Eda vakti vardı onun. Vardı ama erken doğum işte. Bebeği hemen kuveze koymuşlar. Neyse, durumu iyiymiş. Biz de Ali'yle akşam gideceğiz artık. Çok karışmış ortalık. Ne olacak şimdi? Ne bileyim. Ama bebeğin babası geldi işte. Söylemişler mi Cemile? Tabii söylemişler. Yılmaz konuşmuş onunla. Cık. Hayata bak, ne garip. Tam mutlu oldular derken işler yine Arap saçına döndü. Sorma. Neyse, bulacaklar bir çözüm artık. Ay, kız çenem düştü yine. Yordun mu seni? Hayır. Tam tersi, iyi geldi. Burada her şeyden uzakta kalmış gibiyim. Mahalleden haber almak hoşuma gitti. İyi o zaman. Ben sana her gün rapor veririm artık. Bebeği uzaktan gördük. Gördük mü? Ne gördük? Cam kutulardan başka hiçbir şey görmedik. Gözünüz aydın çocuklar. Neyse, anne de bebek de sağlıklı ya. Tabii tabii. En önemlisi o. Hadi bakalım, bu kadar ziyaret yeter. Fahriye biraz dinlensin. Sonra çok yorulacak. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek, ne demek. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın. Eyvallah. Biz de gidiyoruz Fahriye. Seninle bir ara konuşalım abi, olur mu? Olur canım. Sen kendini hiçbir şey için üzme, tamam mı? Her şeyi halledeceğiz, merak etme. Tamam. Hadi görüşürüz. Sağ ol Yılmaz. Ben yine uğrarım. Güle güle Filiz.
Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben de işe gideyim artık. Beni merak etme, sen işine bak. Erken gelirim. Öyle aceleyle geldik ki bebek için hediye alamadık. Alırız, alırız. Acele etme. Olur mu canım? Ha bir ziyarete gelinmez ki. Alsaydık şimdi vermiş olurduk. Aslında ben de almak istiyorum. İstersen birlikte yapalım şu işi. Çok iyi olur. Hem bana fikir verirsin. Tamam, sen de bana fikir verirsin. Gördün değil mi kadın dayanışmasını? Gördüm, gördüm. O zaman sonra buluşup güzel bir yemek yiyelim. Bu akşam sinemaya gidecektik hani. Ha, doğru, unuttum. E hadi birlikte gidelim. Gelirsiniz değil mi çocuklar? İyi olur. Tamam, geliyoruz. Biletleri önceden alalım mı abi? Boş ver Ekrem. Nasıl olsa buluruz. Erkenden orada olacağız nasıl olsa. Evet, tamam. O zaman akşam üst hanımların işi bitince buluşuruz. Tamam abi. Sen o arabayla mı gidiyorsun? Evet abi. Hadi o zaman. Neredeydin Cemil? Seni çok aradım. Bir gemide çalışıyorum Fahriye. Uzun yoldaydım. Dönünce haberim oldu. Bizimkiler senin çok sık aradığını söylediler. Ben de şaşırdım. Fahriye beni niye arasın ki dedim. Aldırmak için çok geç kalmışım. Bilmen gerekir diye düşündüm. Tabii. İyi yapmışsın. Şimdi memnun musun peki? Yani bebek için. Tabii memnunum. Anne olduğum için çok heyecanlıyım. Sen? Ben şaşkınım. Birden baba oldum. Daha ne olup bittiğini anlamış değilim. Sen öyle birden sancılanınca ödüm koptu sana bir şey olacak diye. Tabii bebeği de düşündüm ama... Ben ne yapacağımı bilmiyorum Fahri. Anlıyorum Cemil. Babamı getirdiler anne. Bu duruşmada kaderimiz belli oluyor yani. Öyle. Ama artık umudumuz var biliyorsun. İnşallah bakalım. Avukat Aziz Kıvanç. Buyurun. Buyurun. Sanık Emin Sezgin'le müdafi avukat Aziz Kıvanç geldi. Duruşma başladı. Buyurun oturabilirsiniz. Bu Mehmet bizi aramadı Halis. Arzu ederseniz ne istediğimizi bir kez daha anlatalım. Daha açık. Adama bir şey yapamayız. Yüzü gözü yaralı olursa şüphe çeker. Ama telefonla sık sık ararsak belki zorlamış oluruz. Ben her ihtimale karşı peşlerine birini taktım Meral Hanım. Şoför Mehmet gizlemeye çalışırsa anlarız. Şimdiki hedefimiz ne? Hedef hep aynı Halis. Bir dakika içinde o masada her şeyimi kaybettim. Onları geri alacağım. Yurt dışına kaçalım diyorsun. Hangi parayla? Kaybettiklerimizi geri almalıyız.
Anlıyorum. Anlamadığım şey şu. Yapılacak ne kaldı? Kaybettiklerimizi neye karşılık isteyeceğiz? Açık pazarın kapısının önüne çok sıkı bir güvenlik önlemi kondu. Neyle tehdit edeceğiz Kemal'i? Onun çok değer verdiği bir şeyle Halis. Merhaba. Çok beklettin mi? Yo, ben de 2 dakika önce geldim. Trafik çok yoğundu. Yoksa erken çıktım evden. Artık günün her saati yoğun. Altında bir yer var mı? Aslında var. Hem gideceğimiz lokantaya da yakın. O zaman? Hadi gidelim. Kendimi resmen baba olmaya hazırlamışım ben. Bu kaçınılmaz bir şey Salih. Kendini suçlama. Şimdi ne olacak peki? Ne yapacağız? Bu durumun ana baba ayrı, çocuklardan ne farkı var ki? Babasıdır. Elbette çocuğunu görecek. Anladım seni. Cem'in çocuğa sahip çıkar diye korkuyorsun değil mi? Bunu isteyebilir. Talih, bu Cemil nasıl biri? Bu konuda sorun çıkaracağını sanmıyorum. Hem yeni doğmuş bir bebek annesinden ayrılır mı? O da şaşkına döndü Salih. Bilmiyorum, farkında mısın? Farkındayım. O garibe de hak vermek lazım. Birdenbire baba olduğunu öğreniyor. Ben bir yukarı çıkayım. Tamam, sıkma canını. Gerçi çıkmak da istemiyorum. Cemil de oradadır şimdi. Bir şey olmaz. Ya çocuklar, bu çocuğun durumu sahiden zor. Yılmaz, hanımları bekletmeyelim. Ekrem, sen de gel bizimle. Yok abi, ben eve gideyim. İyi, sen bilirsin. Bizde teklif var, ısrar yok. Hadi. Yok, görüşürüz. Hadi Yılmaz, görüşürüz. Filiz, bu nasıl? Çok hoş değil mi? Asıl sen şuna bak. Bütün dükkanı alabilirim. Bütün dükkanı kendi çocuğun olunca alırsın. Hadi artık karar verelim. Yoksa sabaha kadar buradan çıkamayacağız. Ben bunu alıyorum. Peki efendim. İyi, ben de bunu alayım o zaman. Hediye olacak. Hemen hanımefendi. Bebek konusunda ciddiyim Filiz. Fazla geç kalmayın. Bunun için önce evlenmemiz gerekiyor. Elbette. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk. Önüne. Hoş bulduk ya. Buyurun. Sağ ol. Hanımlar da orada yoklar Yılmaz. Bebek giysisi seçmek epeyce eğlenceli olmalı. Çok eğlenceli. Ben bebek forması aldım, biliyorum. Ya aldım, biliyorum. Ama Salih'i de iyi kızdırdım. Heh, geldiler. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Buyurun. Geç Filiz. Teşekkür ederim. Hallettiniz mi? Evet, ama aklımızın yarısı dükkanda kaldı. Neyse, oraya nasılsa yeniden gideceğiz. Haberi Kemal'e vermek için izin istiyorum. Verdim, gitti. Çocuklar evlilik tarihini erkene almışlar. Daha doğrusu en kısa zamanda evlenmeye karar vermişler. O zaman bu akşamki yemeğin bir anlamı oldu. Kutlayacak bir şey bulduk, ne güzel. Oğlum baksana. Gel bakalım. Buyurun efendim. Şefine söyle, bize en iyi şarabı yollasın. Hemen Kemal Bey. Hadi bakalım. Evet. Mehmet Bey, sizi özledik. Patronun bugün de mi evde oturuyor yoksa? Evet, az önce evine bıraktım. Demek yalancılığa da başladın artık. Bizim çocuklardan biri seni izlemeye akıl etmiş. Şu anda bir lokantanın önünde durduğunu biliyoruz. Bu yalanını bir kerelik affedeceğim. Ama lokantadan sonra nereye gidecekleri, ne yapacakları konusunda bilgi alamazsam, işte o zaman külahları değişiriz. Seni duyamıyorum. Sinemaya gidecekler.
İşte bu kadar. Ne zormuş bunu söyletmek sana. Hangi sinemaya? Kaç matinesine? Salih, duydun mu Elif'in başına gelenleri? Duydum. Çok üzüldüm. Doğuma kadar hastanede kalacakmış. Ne zor iş ya. Hoş, bizim de ondan aşağı kalır yanımız yok ya. Ay niye canım? Sen kurtuldun işte. Bebek de iyi maşallah. Biraz burada bakılacak, o kadar. He. Cemil döndü. Duydunuz herhalde. Ay duyduk ya. Sizin işler de iyice karıştı vallahi. Yollar asladım. Gemide çalışıyormuş. Dünyayı dolaşmış. Her yerden buraya yük taşıyorlarmış. Ay belki yine geri dönecektir canım. Yo, vallahi öyle bir şey söylemedi. Hadi Ali. Geç oldu. Biz de gidelim artık. Yine uğrayın arkadaşlar. Tamam, uğrarız. Biz bir süre daha buradayız anlaşılan. Geçmiş olsun Fahriyeciğim. Sağ ol canım, görüşürüz. Hadi geçmiş olsun. Hadi, hadi görüşürüz. Sağ olun. Hangisine giriyoruz? Bilmem. Siz ne diyorsunuz? Dün gece bilet bulamadığımız filme girelim. Şuna mı bakmıştık? Mehmet, bize bilet alsana. Tamam Kemal Bey. Hadi. Buyurun. Teşekkür ederim. Sen dışarıda bekle. Tamam, çocuklar efendim. Siz de bekleyin. Ne haber Mehmet? İyidir. Hangi salona girdiler? Salon 3. Burası efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Hani. Biliyor musunuz, genç olsaydım aktör olurdum. Hala gençsin abi.